Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan, sosyal yardım alan ve 2000 euronun altında maaşı olan tüm vatandaşlarımızın yakından ilgileneceği konulara temas edeceğiz bu yayınımızda. Ayrıca yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı Türkiye'den sevindirecek olan büyük bir müjdeyi vereceğiz. Geleceğinize dair, eşinizin geleceğine dair ve çocuklarınızın geleceğine dair bir adım atmak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Az sonra bu büyük fırsatı sizlerle paylaşacağım. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında yaşayan yaklaşık 9 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız içerisinde sosyal yardım alarak geçinenler, 2000 euronun altında maaşı olanlar herhalde %75 civarındadır diye düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber büyük bir geçim sıkıntısının içerisine düştü. Ancak Avrupa'da devletleri yönetenler tarafından bu durum bilinmesine, görülmesine rağmen emekliler başta olmak üzere, 2000 euronun altında maaşı olanlar başta olmak üzere dar gelirler, orta kesimler büyük bir geçim sıkıntısının içerisine düştü. Koronavirüs döneminde başlayan bu geçim sıkıntısı Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber maalesef zirveye çıkmış vaziyette. Vatandaş geçinemiyor, almış olduğu sosyal yardım yetmiyor, almış olduğu maaş yetmiyor, almış olduğu emekli maaşı yetmiyor. Artan ev kiraları, artan gıda fiyatları, markette, çarşıda, pazardaki fiyatlar maalesef vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Geçim derdi Avrupa'da 40 yıldır ilk kez bu kadar zirveye çıkmış durumda. 40 yıldır vatandaş Avrupa'da yaşayanlar enflasyon nedir bilmezken şu anda enflasyon adeta patlama yapmış vaziyette. Devletleri yönetenler bunu biliyor ama çözmek istemiyor. Peki çözüm yolu ne? Bakın. Çalışanlar için en düşük emekli maaşı mutlak surette 2000 euro net olmalıdır. Emekliler için en düşük maaş 1500 euro olmak zorundadır. Artık bu gerçeği siyasetçilerin de kabul etmesi gerekiyor. Sosyal yardım alanların almış oldukları sosyal yardımlara mutlak surette %50 zam yapılmak zorundadır. Hangi ülke olursa olsun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka hiç fark etmez. Hayat her geçen gün daha da pahalı olmaya devam ediyor. Peki işçiden kesilen kazanç vergisi neden artıyor? Emekliden neden kazanç vergisi alınıyor? Bunları soran, gören, duyan yok. Avrupa'da gazeteciler, meslektaşlarımız her gün binlerce haber yapıyorlar. Hiç kimse çıkıp ağzını açmıyor. Vatandaş geçinemiyor, almış olduğu sosyal yardım yetmiyor, emekli maaşı adeta bir sadakaya dönüştü demiyor. Çünkü medya şirketleri de hükümetin borazanlığını yapmaya devam ediyor. Türkiye'ye gidebilmek yurt dışında yaşayan pek çok vatandaşımız için şu anda lüks olmuş vaziyette. Uçak biletleri patlamış vaziyette, araçlarıyla gidenler, benzin fiyatları, vinyetler, otoban paraları, onlar bunlar her şey artmış vaziyette. Ama ne siyasetçi çıkıp ağzını açıyor ne de gazeteci çıkıp ağzını açıyor. Emekli maaşları sadakaya dönüşmüş vaziyette. 25-30 yıl boyunca çalışmış bir kişiye 500-600 euro civarında bir maaş vermek adaletsizliktir, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Vatandaş Avrupa'da geçinemiyor kardeşim. Ben bunları anlatırcam. Birileri çıkıp Türkiye ile kıyaslıyorlar. Arkadaş, Almanya ile, Fransa ile, Hollanda ile, İsveç ile, İsviçre ile Türkiye'nin ekonomisi kıyaslanır mı? Sanki ben Türkiye'de yaşayanlar dört dörtlük yaşıyormuş diyorum. Sanki Türkiye'de hiç kimsenin sorunu yokmuş diyorum gibi yorumlar yapıyorlar. Arkadaş, Almanya ile sen Türkiye'yi kıyaslaman bir kere senin olaya girişinin yanlış olduğunu gösteriyor. Almanya'da Mercedes, BMW, Audi'yi sen Türkiye ile kıyaslasan üçünün cirosu, büyüklüğü Türkiye'den daha büyük. Hani daha devamını anlatmaya gerek yok. Bunların hepsi arkadaşlar Türkiye'yi küçük düşürmek için yapılan yorumlar ya da cahilce yorumlar olarak görüyorum. Bu kıyas videoları işte markette bu kadar, Türkiye'de bu kadar falan. Söyledim bunu. Ne oldu kardeşim? Ne geçti eline?
Ne geçti? Yani Türkiye'de yaşayanlar sanki Türkiye'nin çok ucuz olduğunu söylüyor da senin bu videona ihtiyacı var sanki. Sosyal medyada görüyorum, Instagram'da bilmem nerede falan. İşte Türkiye'deki market fiyatları, Amerika'daki, Almanya'daki, bilmem neredeki, oradaki, buradaki market fiyatları diye söylemediklerini bırakmıyorlar. Ayıp ya. Bu vatan hainliğidir ya. Türkiye'yi karalamaktan başka bir şey değil. Türkiye'de emekli geçiniyor mu diyoruz? Her şey ucuz mu diyoruz? İşçi geçiniyor mu? Memur geçiniyor mu diyoruz Türkiye'de? Benzinin fiyatı gelmiş 30 liraya. Vatandaş arabaya binmekte zorlanıyor. Emekli ay sonunu getiremiyor. Herkesin gırtlağına kadar borcu var. Kredi kartı borcu var. Vatandaş evine et alamıyor. Sen kalkmışsın Almanya'yla, dünyanın en büyük ekonomisiyle kalkıyorsun, Türkiye'yi kıyaslıyorsun. Ayıp ya. Vatan hainliği kardeşim bu. Yapmayın kardeşim böyle videolar. Sizlere de söylüyorum. İnanmayın kardeşim. Kıyaslanacak. Yani biri elma, biri armut. Elma ile armut kıyaslanır mı kardeşim? Biri başka bir şey, biri başka bir şey. Değerli izleyicilerimiz, geldik. Biraz da güzel haber verelim. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren büyük müjde. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, kendiniz için, eşiniz için, çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, şimdi anlatacağım büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Kıymetli izleyicilerimiz, gelecekte bir gün gelecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eskiye göre, geçmiş yıllara göre hayat standartları maalesef iyi değil. Vatandaş gelecekle ilgili kaygılar duyuyor. Hal böyle olunca da vatandaş kendisine bir çıkış yolu arıyor. İşte bu çıkış yollarından bir tanesi de Türkiye'de emeklilik arkadaşlar. Vatandaşımız geçmişte 2019 yılında bir yasa çıkartıldı Türkiye'de. Dedi ki ben artık emekli olamam dedi. Şimdi bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Avrupa'dan Avustralya'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun, Türkiye'ye gitmeye gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum dese bir kişinin maliyeti en az 1000 euro. Gittisi geldisi bilmem ne. Şimdi artık Türkiye'de herkesin emekli olması için yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli maaşı alması için adım atma zamanı geldi arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. WhatsApp attı bu. WhatsApp'tan yazacaksınız. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattına şunu yazacaksınız. Biz emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Peki kaç para ödeyeceksiniz? Bakın. Emeklilik danışmanlığı sadece bizim kanalımızın izleyicileri için kısa bir süreliğine 120 euro arkadaşlar. Ek bir ücret yok. Ne önceden ne de sonradan, ne emekli maaşı bağlandıktan sonra hiçbir ödeme yok. Sadece 120 euro. Siz 120 euroya ne alacaksınız peki? Tüm emeklilik danışmanlığınızı alacaksınız. Durumunuzun tespit edilecek. Durumunuzla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapılacak. En az devlete para ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Emekli olmaya karar verirseniz yine Özgür Bey, sosyal güvenlik uzmanı, sizin Türkiye'ye gitmeden tüm işlemlerinizi SGK'ya gidecek, tüm müracaatları yapacak, dilekçeleri verecek. Sizin adınıza tüm işlemleri yine Özgür Bey yapacak. Sizin Türkiye'ye hiçbir zaman gitmenize gerek kalmadan yattığınız yerden 120 euroya arkadaşlar, hem kendiniz için, hem aileniz için, hem eşiniz için böyle bir imkan. Yani bu imkan sadece kanalımızın izleyicileri için. Kısa bir süreliğine geçerli. Şimdi bundan en çok hanımefendilerin yararlanması için ben Özgür Bey'den özel bir ricada bulundum. Dedim ki Özgür Bey bakın. Hanımlar, annelerimiz, eşlerimiz ömürlerini bizlere, çoluk çocuğuna adar, eşine adar. Geriye dönüp baktığında elde avuçta hiçbir şey yok. Ömür geçmiştir. Türkiye'de bir emekli maaşı bile yoktur.
Onun için bu kampanyadan, bu büyük fırsattan bu vatandaşlarımızın, hanımların yararlanması için Özgür Bey'den ayrıca bir indirim istedim. Eğer hanımlar eşleriyle beraber, eşinizle beraber danışmanlık alırsanız size %50 indirim. Normalde bir kişi 120 euro ya, iki kişi 240 euro ödemesi gerekiyor ama 240 euro ödemeyeceksiniz. Karı koca birlikte danışmanlık alırsa 180 euro ödeyeceksiniz. Yani hanımlara eşiyle beraber ama danışmanlık alırsa %50 indirim var. Ha, hanımlar tek başına danışmanlık alırsa yine 120 euro ödeyecekler. O ayrı. Şimdi arkadaşlar, vakit şu anda düşünme vakti değil. Kendi geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili adım atma zamanı, adım atma vakti. Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki kendim için ya da kendim ve eşim için ya da gençler size söylüyorum anneniz babanız için, annem babam için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diyorsunuz. Bu kadar basit. Bak tekrar ediyorum. Şunu yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha, eşiniz için almak istiyorsanız eşim ve kendim için yazacaksınız. Bu kadar. Bakın çocuklarınız için de 30, 40, 50 kaç yaşında olduklarının bir önemi yok. Onların geleceği için de mutlaka ama mutlaka bundan istifade edin. Aile indirimi var. Bu aile indiriminden yararlanın. Şimdi diyebilirsiniz ya gençlerin emeklilikte ne işi var? Asıl onlara lazım. Gelecek de bir gün gelecek onların da emeklilik planlaması yapılacak. Emeklilik planlaması yapıldığında vatandaş ne yapacağını biliyor. Hangi adımları atması gerektiğini biliyor. Nasıl hazırlık yapması gerektiğini biliyor. Ya arkadaş bak o kadar önemli bir şey anlatıyorum ki. Sadece 120 euroya geleceğine yatırım yapıyorsun. Allah aşkına nereye harcamıyoruz 120 euroya? Ya çocuğun eline versek suratını çevirir beğenmez ya. 120 euroya biz geleceğimizle ilgili, ailemizin geleceğiyle ilgili adım atıyoruz. O kadar önemli bir şey. Hiç artık Ali'ye, Veli'ye gitmeye gerek yok. Kapı kapı dolaşmaya gerek yok. O bunu dedi, bunu bilmem ne dedi emeklilik için. Bunların hepsini unutuyoruz. Net en doğru bilgi, en doğru danışmanlık, emeklilikle ilgili en doğru işlemleri yaptırmak istiyorsak yapacağımız tek bir şey var. Ekranın altındaki WhatsApp hattına emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diyeceğiz. Bu kadar. Şu anda hangi gün olursa olsun, hangi saat olursa olsun beni nereden izliyorsanız izleyin. Hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size bir hesap numarası yazacaklar. Hesap numarasına 120 euroyu ödedikten sonra makbuzunu yine bu WhatsApp'tan göndereceksiniz. Fotoğrafını çekeceksiniz ya da ekran görüntüsünü göndereceksiniz. Size hemen randevu verilecek. Bu randevu sonrasında Özgür Bey ile canlı olarak cep telefonunuzdan görüntülü bir şekilde görüşeceksiniz. Özgür Bey sizin röntgeninizi çekecek. Yani emeklilikle ilgili tüm araştırmanızı yapacak. En ucuz bir şekilde nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Ve sizin tüm işlemlerinizi Türkiye'ye sizin gitmenize gerek kalmadan Özgür Bey yapacak. SGK'ya gidecek, formlarınızı dolduracak, dilekçelerinizi verecek. Tüm müracaatlarınızı yapacak. Ek hiçbir ücret yok. Sadece 120 euroya kıymetli izleyicilerimiz. 120 euroluk bu fırsatı kaçırmayın. Kısa bir süre sonra bu bitecek. Fiyatlar artacak. Benden size söylemesi. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey biz kaçırdık. Yetişemedik. Görmedik. Duymadık demeyin benden size söylemesi. Çünkü 120 euroya danışmanlık olmadığını bakın. İşlemleri yaptıramayacağınızı ben de çok çok iyi biliyorum. Düşünsenize Almanya'dayız, Fransa'dayız, Hollanda'dayız, Amerika'dayız, Kanada'dayız, Avustralya'dayız. Yattığımız yerden sadece 120 euroya emeklilik işlemlerini yaptırıyorsunuz. Gitmeye bile gerek yok. Bugün gidiyorum desen zaman lazım, para lazım. Yok, bunlara gerek yok. Şimdi kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adım atma zamanı geldi. Herkes artık Türkiye'den emekli maaşı alsın istiyorum.
herkesin Türkiye'de bir güvencesi olsun. Doktora gittiği zaman para ödemesin. Ali'ye, Veli'ye bilmem neye ağız burun eğmesin. Kendi işini kendi yapsın kardeşim. Onun için bizim kanalımızın izleyicileri için büyük bir fırsat. Şimdi artık düşünme zamanı falan değil. Artık sadece 120 euroya siz geleceğinizi planlayacaksınız. Geleceğinize adım atacaksınız. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden pek çok vatandaşımız var. Hepsine bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyorum. Emekli maaşı bağlananlar var. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kendiniz, eşinizle, sevdiklerinizle, çoluk çocuğunuzla güle güle bu paraları harcayın. Hala danışmanlık alanlar var, müracaatları yapılanlar var. Tümü için arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsattan siz de istifade edin. Sizin de emekli maaşınız bağlansın. Emeklilik gibi böylesine önemli bir şeyden siz de istifade edin. Hayatta bir sefer emekli oluyoruz arkadaşlar. Doğru insanlarla adım atın, uzmanıyla adım atın ve işlemlerinizi geç kalmadan bir an önce yaptırın. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Benden size söylemesi, hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun, mavi kartlar, pembe kartlar, çifte vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı geldi. Tüm vatandaşlarımıza buradan şunu söylüyorum. Kapı kapı gezmeyin. Paranızı gidip 3-4 bin euro danışmanlık ücreti falan ödemeyin. Sadece 120 euroya kendinizle ilgili, ailenizle, eşinizle ilgili adımı atın. Evet kıymetli izleyicilerimiz, şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor. Onlar size hemen cevap verecekler, hesap numaralarını verecekler. Hemen şimdi artık düşünme zamanı değil, bitti düşünme, harekete geçme zamanı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından sevdiklerinizle beraber mutlu bir ömrünüz olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.